Sevgili dostlar merhaba, Astro Felsefe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni desteklediğiniz, videolarımı beğendiğiniz ve paylaştığınız için çok çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Çok çok güzel videolarım gelecek. Bugün dikkatinizi çekiyorsa biraz geç video oldu, biraz yorgunum, sesim biraz düşük çıkabilir. Fakat bu videoyu çekmek istedim. Ben her sabah saat 4'te uyanıyorum, güneş doğmadan önce meditasyon yapıyorum. Bir takım sorular geliyor aklıma. Özellikle en son zamanlarda bu 29 Ağustos 2020 Cumartesi saat 18'de yapacağım Zoom aracılığıyla Dharma Karma konuşması hakkında düşünüyorum. Acaba ne söyleyebilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü bu video şimdiye kadar çektiğim en önemli video olacak. Umarım iyi bir iş çıkarırım sizlere ve yardımcı olur. Neden en önemli? Çünkü her zaman söylüyorum, Vedic astrolojisi neden? Bu bir fal değil, bu bir kişiye ne zaman araba alacağı, ne zaman ev alacağı. Tabii önemli, çoluk çocuk sahibi olmak hepsi. Fakat bu şekilde anlatmaktan ziyade belki kişiye neden çocuğunun olacağını ve bu çocuğunun çocuğu aracılığıyla belki nelerin olabileceğini ya da bir kişinin çocuğu olmuyorsa neden çocuğunun olmadığını ya da bir ilişki iyi ya da kötü neler getiriyorsa, bir kişi ilişkiden çıkamıyorsa belki bir kişi annesiyle babasıyla çok iyi anlaşamıyorsa, kardeşlerine aşırı derece bağlıysa, komşularından nefret ediyorsa, okulunda çok başarılıysa, kariyerinde çok başarılıysa ama evinde mutlu olamıyorsa, çocuklarından çok memnunsa ama paraları yoksa, kariyeri yoksa, hiç okul bitiremediyse, bunların nedeninin belki neler olabileceği ve ne tarz karma ve darmanın o kişiler için açılabileceğini belki görmek asıl önemli olan. Umarım fazla karıştırmamışımdır fakat bunlar gerçekten çok önemli. O yüzden bu bilgilerin bizlere darma, arta, kama ve moksha evlerinin anlamlarını bilerek daha bir bilgi olacak, bilgi verecek bizlere. O yüzden çok önemli. Notlarınızı alın. Mutlaka detayları girin, öğrenin ve bunun üzerine 29 Ağustos'ta görüştüğümüz zaman çok farklı bir muhabbet yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü sorularla gelebilirsiniz arzu ederseniz ve herkesin sizin kendi haritanızı görmesini istiyorsanız belki bana yollayın. Belki birlikte haritanızı konuşabiliriz. Ya da ünlü kişilerin haritalarını alabiliriz mesela. Prenses Diana olabilir. Atıyorum belki rahibe Teresa olabilir. Özellikle Moksha evine bakabiliriz. Nasıl bu hayatı geçti diye belki de darmasına ve karmasına. Ünlü insanların hayatlarına belki bakılabilir. Fakat dediğim gibi bu bilgi çok çok önemli bir bilgi. Vedic astrolojisinin asıl sebebi, Vedic astrolojisinde tahminden ziyade hangi karmayla geldiğimiz bu dünyaya ve bu dünyada bu karmaların nasıl şekilde açılacağıyla alakalı. Bu videoda sizlere bu Dharma Artha ve Kama Moksha evleri hakkında bilgi vereceğim. Fakat bunun yanında tabii 6. ev özellikle 5. ev. 5. ev geçmiş yaşamdan gelen krediyi gösterir bize. Bunlar hakkında belki daha sonradan detaylara inebiliriz. Dharma ne demek? Dharma evleri ne demek? Dharma evleri 1., 5. ve 9. evlerle alakalı. Bu evleri temel gibi düşünün. Sanki oturduğunuz bir sandalye var. 3 ayaklı sandalye. O yüzden bu evler, bu bacaklardan herhangi bir kırıldığı zaman kesinlikle duramazsınız ve düşersiniz. O yüzden çok önemli 1., 5. ve 9. evler. 1., 5. 9. evler orijinal evde Ateş grubuna denk gelir ve ilk nakşatraları, bunu derslerde, eğitimlerde söylüyorum, Aşvini, Maga ve Mula nakşatralarının ilk nakşatralardır Ateş grubunda, Ketu ile yönetilir. Bu da bizim geçmiş yaşam karmasıyla alakalı olduğunu gösterir. O yüzden biliyoruz ve de hani o evden eve yöntemi, Baba Bagan yöntemi,
Mesela beşinci evden, beşinci ev dokuzuncu eve denk gelir. O yüzden dokuzuncu ev atalarımızla alakalıdır. Bizim geçmişimizi gösterir. Beşinci evde bizim geleceğimizi gösterir. Çünkü çocuklar evidir beşinci ev. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Ya da beşinci ev bu dünyada yaptığımız şeylerdir. O yüzden önemli. Birinci evde bu anı gösterir, bu yaşamı gösterir, geldiğimiz evi gösterir. O yüzden hangi yükselenlerle doğduk, neden yükselenimiz yay, neden yengeç, neden oğlak, hangi derecede evler var, bunlar da önemli. Çünkü neden 14 dereceyle doğmadık da derecemiz 8 derece ya da 15, 17-27 derece falan. Bunların da hepsinin önemi var. Çünkü neden? Nakşatralar önemli. Çünkü nakşatralar her 13 derece 20 dakika, hatta padalara bölünüyor 3 derece 20 dakika şeklinde. Her gelen padanın bile yönettiği gezegenler farklı, nakşatralar farklı. O yüzden çok önemli. Dharma o yüzden bizim temelimiz, özümüz, bizi karmaya götürecek olan evler 1, 5, 9. Hatta bir metafor kullanmıştım, bu çok önemli. Bu Dharma evleri 1, 5, 9, bu evler, üçgen evleri şey gibidir, arabanız var ama şoförü var. Yani size ne olursa olsun o araba sizi o karmanıza götürür. Artı evlerine baktığımızda da Dharma evleri ateş grubu dedik. Çünkü ateş yakar, saflaştırır, pürleştirir, o ilahi mokşaya, o tanrıya yöneltir sizi o şekilde hayatta. Artı evleri toprak grubuyla alakalıdır. Çünkü toprak nedir? Dünyevi işler, çalışmakla alakalı. Yani bu dünyada sizin karmanıza götürecek, o darmanız özellikleriyle karmanıza götürecek olan kaynaklarınızı belirler. Bu kaynaklar ikinci ev, finans, aile kaynakları. Aynı şekilde Başak Burcu 6. ev günlük işleri gösterir. Ve 10. evde karma evi, o en yüksek ev karma evidir 10. ev. Oğlak Burcu, bu da yine çalışma kariyerle alakalıdır. Ve artı evlerine baktığınız zaman ilk nakşatraları artı evinin Kritika nakşatrası ve Uttarfalguni ve Uttarashada nakşatrasına gelir ve bunları yöneten gezegen de Güneş'tir. O yüzden Güneş bizim enerjimizdir bu yaşamda. Güneş 10. evde dik balı olur, en temsil ettiği yerdir, kariyerimizdir. O yüzden Güneş enerjisi çok önemlidir artı evleri için. Üçüncü ev hava grubu. Hava grubu üçüncü ev Kama evleri. Bu arada üçüncü evle başlar. İkizler, Terazi 7. ev ve 11. ev Kova burcuna denk gelir. Kama evleri, Kama ne demek? Bu özgü, arzu, tutku demek. Bizim enerji kaynağımız bir nevi, o tutkuyla, eğlenceyle alakalı, keyifle alakalı. Kama evleri o yüzden hava grubudur. İkizler burcu, Terazi ve Kova. İkizler Burcu orijinal üçüncü ev bizim kişilerle nasıl birbirimize bağlılığımızı gösterir. Çünkü o bizim arkadaşlara ihtiyacımız olur, diğer insanlara, komşulara ihtiyacımız olur. O birlikteliğin önemli olduğunu gösterir Kama evi. Ondan sonra ilişki evidir. Çünkü sizi tamamlayan, bütünleştiren, komple hale getiren o aşka, sevgiliye, ilişkiye ihtiyacınız vardır. Ve aynı zamanda 11. evde o toplumsal birlikteliği olan, toplumsal arzuları, yüksek hedefleri, başarıları, promosyon o yüzden onu temsil eder. Mokşa evine geldiğimiz zaman da bu Yengeç, Akrep ve Balık burcu su grubu. Mokşa o ilahi, tanrısal güçle, o özgürlükle alakalı gelinen en son noktadır. Dördüncü ev annedir. Çünkü biz doğarız, annedir ilk ilahi güç, bizi koruyan güç. O yüzden ondan sonra 8. ev daha ziyade o gizli tarikat gibi bizim o ilahi gücü, Tanrı'yı bulmaya çalıştığımız evdir 8. ev. O yüzden sırlarla, o gizli bilim ilimlerle ilgili yerdir. Ve Tanrı'nın da orada gizli olduğu aslında inanılır Vedik astrolojisinde 12. evden ziyade. 12. ev artık o en son gelinen nokta.
ilahi özgürlüğe ulaşıldığı, yani bir nevi aslında belki o Tanrı'nın ne olduğunun farkına vardığımız bir ev aslında bizi çekip alan. O yüzden 12. evde Mokşa evi. Şimdi bunlar neden önemli? Dediğim gibi Dharma evleri bizim karmamızı nasıl oluşturacağımızı, yerine getireceğimizi gösteren çok önemli evler. Bunlar neden önemli? Bunlar şu açıdan önemli. Çünkü her gezegene, özür diliyorum, her yükselene göre değişir. Kaydırmanız lazım. Mesela Koç burcunda bu anlatılanların hepsi birebir oturur ama İkizler burcuna baktığınız zaman o Dharma evleri bir anda İkizler burcu için İkizler burcu yükselen Terazi ve Kova burcu haline gelir. Yani Kama evleri Dharma gibi kendini gösterir. Yani bu kişiler için karmalarını yerine getirmek için o tanrısal ilahi o moksha evlerine en son noktaya ulaşabilmeleri için gerekli olan şey Kama evi temalarıdır. Yani ikizler, yükseleni ikizler olan kişiler için daha ziyade eğlence, ilişki, o toplum düzeyinde olan yüksek başarılar daha önemlidir. O yüzden bu kişilerden daha ziyade hemen direkt bekleyemezsiniz. Fakat Boğa burcuna mesela baktığımızda Boğa'da da Dharma evleri bir anda Artha evleri yerine alır. Çünkü çevirdiğimiz zaman Boğa burcunda yükselen Boğa ve diğer taraftan gelen de Başak 5. eve ve 9. eve de Oğlak gelir. O yüzden buradaki temalarda ne olur? Daha materyalistik, daha çalışma daha doğrusu. O tarz bilgileri, o zekaları, o tarz şeylerle işler daha ziyade. Ve bu ilk nakşatraların konumu Ketu dedim, hani geçmiş yaşamla ve güneşi bahsettik. Kama evlerinde de ilk nakşatralar Mrigashira nakşatrası ikizlerde, daha sonra terazide Çitra ve ondan sonra da Danişta Kova burcunda. Bu da Mars'tır. Mars'la yönetilir. O yüzden Mars tutkuyla alakalıdır, enerjiyle alakalıdır. O yaşam enerjisini veren, sizi motivasyona geçiren güçtür. O yüzden önemli. Moksha'da da Jüpiter olur. O da Pınarvasu Vişaka ve daha sonra da Purva Patrapada gelir ve Jüpiter o Moksha'ya getiren gezegendir. O yüzden bunları bu şekilde görmek lazım. Herkesin farklı darmaları, herkesin karmalarını yerine getirdiği şeyler farklı. Bu bilgileri bu şekilde alın. Haritalarla daha da derinlere konuşup sizinlerle 29 Ağustos 2020 Cumartesi saat 18'de umarım daha güzel bir sohbet geçiririz. Sorularınızı getirin. Hangi sorularınız varsa, dediğim gibi bunlar çok çok önemli. Hani neden arabam olacak mı, evim olacak mı? Bunlar belki kulağa çok güzel görünen şeyler ama o haritada görünen şeylerin çok çok önemli. Neden bazı insanlar mesela okuduklarını anlayamıyorlar? Belki Merkür, Ketu hayatlarında zorluyor onları. Bazı kombinasyonlar, bazı kavuşmalar, gezegenler. O yüzden önemli nakşatralar çok güzel bilgiler veriyorlar. Bunlar da böyle temel Her zaman bilgiler. söylediğim gibi beni takip ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sizler benim öğretmenlerimsiniz. Sizler sayesinde ben daha da çok iyi öğreniyorum. Beni takip etmeye devam edin. 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18'de Dharma Karma sohbetimize katılmak isterseniz bana bilgi@astrofelsefe.com adresine e-mail atın, listeye ekleyeyim sizi. O gün size Zoom linkini yollayacağım. Hep birlikte görüşmüş oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinizi çok sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Sevgiyi paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Sevgi paylaşıldıkça daha da güzel olacak. Beni takip etmeye devam edin. Beğenin, abone olun. Daha güzel videolarım umarım gelecek. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.